Kaldırıyorum. Açıyorum. Hani? Acun gibi. Oo, açıyorum. Büyük mü hissediyorsun Çağatay? Açıyorum. Aç. Oo. Çok iyi. Ama çek resmini. Çok iyi. Oo, süper. Çek çek resmini çek. Merhabalar. Bugün çok farklı bir şey deneyeceğiz. Yani uzun zamandır birçok kişiden duydum. YouTube'da da videolarını gördüm. Tenekede tavuk yapacağız. Şimdi tabii benim izlediğim videolarda işte tavuk kömür oluyordu, yanıyordu falan ama bugün Nihat abi bize kendi yaptığı aparatı gösterecek. Hem de bizzat deneyeceğiz ve de tadına bakacağız. Nihat abi biraz bahsedebilirsin aparattan. Kendi yapıp özel olarak geliştirmiş olduğum tenekede tavuk sarma aparatı. Tam dedik, tavuk da yapıyor bu arada değil tam mi? Tam tavuk da yapıyorsun, kırmızı et de yapabiliyorsun, balık da deneyebiliyorsun, her şeyi deneyebiliyorsun. Aklına ne geçiyorsa deneyebilirsin. İstersen tavanın içerisinde hamsi pilavı da yap tenekede, onu da yapabiliyorsun. Çok güzel. Biz, bu tam tavuk için ortaya bir aparat gerekiyor tam, herhalde. Tam tavuk için ortada çatalı var, sarma yapacağım için çatalını takmıyoruz. Evet, bugün sarma deneyeceğiz. Sadece sarma yapacağız. Sarmayı bu zamana kadar kimse denememiştir, biz denedik. Yeğenlerin hepsi çok memnun kaldı, çok lezzetli olduğunu, çok farklı olduğunu, bu zamana kadar hiç tatmadıkları bir lezzet aldıklarını söyledi. Bakacağız. Altındaki, bakacağız. Altındaki biber patates patlıcanın daha da lezzetli olduğunu, etten daha da güzel olduğunu daha çok söylüyorlar. Vay be, sebze bugün, ben bilmiyorum. Bugün hepsini görmüş olacaksınız. Şimdi yapmaya başlayalım. Ben objektif bir şekilde... ben objektif bir şekilde tadıp size gerçek düşüncemi söyleyeceğim. Aparatımız 2 kilodan 7 kiloya kadar tavuk sarma alıyor. Çok güzel. 3 kilo kanat alıyor. Kırmızı et de deneyebilirsiniz. Yani balık da deneyebilirsiniz. İstediğiniz deneyebilirsiniz. Etlerimizi dizmeye başlarken deri kısmını dış kısmına gelecek şekilde diziyoruz. Bazı üst kısımdaki kancalarımız biri içe bakıyor, biri dışa bakıyor. İçe bakan kancalarımızın etlerini çemberden içeri geçiyoruz. Daha fazla et alsın etsin diye. O zaman daha güzel oluyor. 7 kilo kadar et alabiliyor. Bazıları da inanamıyor. Nasıl o cicik şey nasıl 7 kilo et alır diye söylüyor ama göreceksiniz. Abi bayağı da var. Şekilde alıyor. Kaç kilo aldın abi sen 4 bugün? 4 kilo et aldık bugün. Arkadaşlarımız sayısı az olduğu için pandemi hastalığı nedeniyle fazla bir yere gelemediği için 4 kilo yapıyoruz. Bravo. Kalabalık ortamlarda. Beni 2 kişi sayabilirsiniz. 1,5. Kalabalık ortamlarda İstediğiniz kadar teneke yakabiliyoruz. 5 teneke, 10 teneke, kaç teneke isterseniz o kadar yapabiliyoruz. Aynı anda yapabiliriz diyorsun. Eti pişirirken de etin kilosuna göre süresi var. Süresini arıyoruz. Az bir tahta parçalarıyla ateşimizi yakıyoruz. Bazı arkadaşlarımız bilmeden, bilinçsiz bir şekilde çok aşırı odun dolduruyor. Saatine bakmadan rastgele yapıyorlar. Kömür oluyor. Açtıklarında, teneke kaldıklarında kömür çıkıyor. Biz de öyle bir şansımız yok yani. Biz sürekli yaptığımız için bilinçli bir şekilde yaptığımız için bir sürprize açık değiliz abi. Sıkıntı sorun olmuyor. Tamam. Yani aslında aynı anda bu kadar fazla et pişirmek de bir marifet abi değil mi? Evet. 7 kilo eti aynı tek anda seferde. Tek seferde evet, pişirebiliyorsunuz. Evet çok güzel. Çünkü normalde işte soğuyor. Hani insanların biraz yiyor, biraz ızgara kalıyor falan. Izgara yaparken soğuma oluyor. Soğuma olduğu zaman iyi olmuyor evet. Yani. Ama burada sıcak yine çıkarıyorsun. Hepsini altındaki sebzeleri de etleri de sıcak yine yiyebiliyorsunuz. Güzel. Aynı anda aslında sebze pişirmek de çok önemli. Çünkü normalde o köze atmak falan gerekiyor değil mi? Evet. Yani aslında karnın doyduktan sonra falan oluyor o işler. Soğan olsun. Patates olsun. Evet. Bu da güzel bir özellik abi. Etin kendisinde hiç yağ kalmadan hepsi aşağıya akıyor. Aşağıya aktığı için ette hiç yağ kalmadığından dolayı tamamen işte diyet oluyor yani. Çok ağır güzel. Gelmediği için eti hiç kalmadan rahat bir şekilde hepsini yiyebiliyorsunuz. Tüketebiliyorsunuz. Dokunmuyor güzel. Yani. Çok yağ kısmı hiç dokunmuyor. Yani. Biz bunu sosyal medyada paylaştığımız zaman arkadaşlarımız tadının lezzetini bilmedikleri için onlara böyle basit bir şey geliyor ama yedikleri zaman hakikaten çok farklı bir şey diye söylüyorlar. Ben bugün söyleyeceğim. Siz de bugün ilk defa yiyeceğiniz için siz de görmüş olacaksınız. Ne kadar lezzetli bir şey olduğunu hep beraber göreceğiz. Bizde dandik olmaz. Sloganımız bu. Yok. Etleri eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Her tarafa.
Etleri dizerken tavadan dışarı çıkmamasına dikkat edeceğiz. Tavadan dışarı çıktığı zaman, tenekeye değdiği zaman, tenekeye değen kısımları sobaya elimizin değmesi gibi yanmış oluyor. He. Normal tavuk yanması değil yani. Sadece tenekeye değdiğimiz için değen kısmı da yanık oluyor. Et yanmamış oluyor. Yani teneke zaten sıcak, onun evet. Sıcaklığıyla pişecek. Evet. Bu arada abi senin kullanma kılavuzun da var. Evet, pişirme kılavuzu da var. Pişirme kılavuzunu aparatı verirken arkadaşlara da veririz. Etin kilosuna göre süreleri var. Ne kadar? Sos, yani 2 kilo eti 40 dakikadan başlıyoruz. 3 kiloluk kanatı 45-50 dakikada yapıyoruz. Şimdi sebzelerimiz de geldi. Altına sebzelerimizi koyuyoruz. Biber, patates, patlıcan. İsteyen arkadaşlarımız mantar koyabilir, soğan koyabilir, domates çok koyabilir. Güzel, süper. Hangi şeyden, sebzeden hoşlanıyorsa tavanın içerisine doldurabilir. Biz daha çok herkesin yediği patates, biber, patlıcan olduğu için onlardan dolduruyoruz. Çok iyi abi. Bir sürü de sebze alıyor ya. Evet. Yani aslında normalde... Göreceksiniz, sebze etten daha güzel. Şimdi normalde mesela patlıcan salatası falan yapılır. Değil mi közde? Evet. Ama bayağı uzun sürüyor. Yani evet. Etten sonra oluyor. İşte soğuyor mesela. Bunda öyle bir problem olmayacak. Yok. Hem tavuk pişerken yanında sebzesi de pişmiş oluyor. Yani lezzeti de çok süper. Ha. Hiç kimsenin bilmediği bir tat var yani bunda. İsterseniz tavukları dizdiğiniz kancalara mantarları da dizebilirsiniz. Buradan peçete alayım da elimi sileyim. Evet. İki tane de bağımsız bağımsız jüri var. Jüri. Böyle bir şey görmedim gerçekten var ya. Çok güzel. Bakalım. Şimdi evet, nedir abi şimdi tavuğu, olayımız? Ateşi yakacağımız bölgeye getirip yerine koyacağız. Düz bir zemine koyacağız. Öyle toprak kazma falan herhangi bir olay yok. Dengesiz olmasını istemiyoruz. İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Evet. Bazı arkadaşlarımız söylüyor, toprağı diyor kazıyorsun diyor, kuyuya koyuyorsun. Öyle bir şey yok. Etleri tavanın dışına çıkmayacak şekilde bu şekilde yukarıdan aşağı bakıyoruz. Çıkmamış. Tenekemizi kapatıyoruz üzerine. Kapattıktan sonra tenekede normal standart bir evet. Teneke. Yani her yerde bulabileceğimiz etin bir teneke. Etin içerisine iç duman gitmesin diye tenekenin dibine kum veya da toprak koyuyoruz. Hmm. Tenekemiz peynir tenekesi, yağ tenekesi, 18 kiloluk teneke olduğu zaman standart hiçbir bir teneke. Sıkıntı olmuyor. Tenekelerin boyları bazen farklı olduğu için genelde yağ tenekesi, peynir tenekesi 18 kiloluk olacak. İdeal boyut bu. Evet. Her yerde bulabileceğiniz bir teneke. Evet. Yani bu da güzel bir olay aslında. Evet. Standart bir tenekeyle bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Şimdi odunlarımızı tahta parçalarını koyacağız. Az bir tahta parçasıyla bu işi rahat bir şekilde yapabiliriz. Bazı arkadaşlarımız bir saat deyince çok aşırı tahta gideceğini söylüyor. Hiç öyle bir şey yok. 3-4 tane tahta parçasıyla ateşimizi yakmış olacağız. Mangal kömürüne de ihtiyacımız yok. Yok, mangal kömürüne de ihtiyacımız yok. Birkaç tahta parçasıyla çözeceğiz diyorsun evet. Abi. Çok heyecanlandım işin aslı. Basit bir olay yani. Herkesin yapabileceği pratik. Çok basit bir olay. Pratik, zaten kolay. Tarifi de var sende. Tarifi de var. Tamam. 3-4 tane tahta parçası koyarak bu işi götüreceğiz. Ateşimizin daha rahat ve kolay yanması için ateşimize jel koyuyoruz. Jelle çabucak yine yanıyor. Jeli döktükten sonra çakmağı çaktığın zaman saatimize bakıyoruz. Ne kadar oldu? Saatimiz kaç? Ona göre etin kilosuna göre süresi var. Biz de ona göre 4 kilo et koyduk. 1 saat pişirmemiz olacak. Tamam. Ateşimizi yakıyoruz. Evet. Ateşimiz yanmaya başladı. Şimdi saatimize bakıyoruz. 18.27. 19.27'de tenekemizi tamam. Açacağız. Tadına, lezzetine bakacağız. Nasıl olduğunu göreceğiz. Bu şekilde ateşimiz 1 saat yanacak. Jelimiz de çabucak bir şekilde yakıyor. Bir sıkıntı olmuyor. Tamamen kendin geliştirdiğin bir proje evet. Abi. Kendi geliştirip yaptırdığım bir proje. Şimdi biz sarma daha güzel olduğu için değil mi? Sarma evet. Deniyoruz. Sarma çok süper. Daha lezzetli soslu sarmamızı koyduk. Evet.
Evet, gayet güzel görünüyor. İşin aslı, bayağı bir heyecanlandım. Şimdi dediği gibi hani kilosu belli, etin türü belli. Bir saat süre tutacağız. Yani sanki şey gibi, akıllı fırın gibi, işte ne bileyim profesyonel böyle bir mikrodalga fırın gibi. Bir saat sonra çözülecek. Bakalım, heyecanla bekliyoruz. Ateşimiz rüzgar olduğu zamanları fazla rüzgar almasın diye, ateş odunlar çabuk yanmasın diye rüzgardan korumak için etrafına tahta maddeki karton gibi şeyler koyup rüzgarını kesersek odunların daha çabuk hızlı yanmasını öneririz. Yavaş bir şekilde yanar, etimiz de rahat bir şekilde olmuş olur. Evet, tam eğer süreyi tahta, yakalamış oluruz. Tahta parçaları çabucak yanarsa, odun parçaları çabucak yanarsa etimiz de biraz yanma riski olabilir. Rüzgardan dolayı. Rüzgarla ilgili. Aslında evet. Zaten etin yavaş pişeni makbuldür, değil mi abi? Evet. Biraz rüzgar var. Şöyle rüzgarı engellemek için. Rüzgar açık, rüzgar açık alan olduğu için evet. Sürekli rüzgar var. Böyle tedbirimizi alıyoruz. Evet. Yani burada olay bir saat yanması yani. Evet. Heyecanla ve aç bir şekilde bekliyoruz. Evet, burada pişirme kılavuzumuz var abi. Kendi hazırlamış olduğum pişirme kılavuzu, etin nasıl yapılacağı, nasıl edeceğini, her türlü pişirmesine kadar her şey ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. YouTube'daki örnekleri de vardır. Resim olarak pişirme şekilleri de kağıtta gözükmektedir. Etin kilosuna göre süreleri yazmaktadır. Bütün tavuk olsun, sarma olsun, kanat olsun, diğer etler olsun. Hepsi açıklanmıştır. Etimizi sarma olarak alıp açtırıyoruz. Açtıktan sonra soslatıyoruz. Altına biber, patates, patlıcan, istediğiniz sebze türünü hangisi istiyorsanız onu koyabiliyorsunuz. Onları da sosluyorsunuz, tuz atıyorsunuz. Bunda daha çok üstteki etteki yağlar tavanın içerisine aktığı için üstteki tuz da tavanın içerisine akıyor. Aktığı zaman alttaki sebze birazcık daha tuzlu oluyor. Tuzlu olduğu için daha da lezzetli oluyor. Evet, evet, daha lezzetli. Böyle bir olay da var. Alttaki biber, patates, patlıcanı mümkün olduğu kadar normalden daha az tuz atmanız gerekiyor. Doğru, o da güzel bir detay. Yoksa biraz da tuzlu olmuş olur. Yani adam yanlış pişirmeye kadar yazmış. Evet, hepsini ayrıntılı bir şekilde açıldık. Kılavuzu okuyarak yapan kişinin yakma riski, pişirmeme gibi riski yok yani. Rahat bir şekilde, istediği bir şekilde yapabilir. Sonra ben yapamadım, ben edemedim evet. Olmasın. Evet, pişirme kılavuzunu okumayanlar rastgele yapmış olur. İstediği bir şekilde eti verim çıkaramaz. Alman, evet. Ateşimiz şu an biraz yüksek yanıyor. Bazen yüksek yanar, bazen düşük yanar. Bu ateşin şeyine göre değişir. Yanma şeyine göre. Etimiz pişerken mangaldaki gibi koku mokusu, duman, is, hiçbir şey yok. Kimse kokusunu hissetmiyor. Kedi köpek dahi yanına gelmiş olsa tenekenin yanına etin kokusunu hissetmiyor. Duman olayı hiç yok. Ete hiç duman bulaşmıyor. Altına kum veya da toprak koyduğunuz için. Bir de malzememizi tamamen paslanmaz kromdan yapıldığı için en kaliteli kromdan, 316 kromdan yaptık. O özelliği de çok önemli. Evet, gayet güzel. Tamamen sadece tenekemiz normal teneke. O da tenekede tavuktan geldiği için yani kendi özelliği tenekede tavuk olduğu için normal teneke. İsterse evet. Krom tenekede yapabilir ama bu tenekede yapmak daha güzel. Evet. Bir kere kullan, bir kere kullanıp atıyorsun. Yıkama derdin yok bir şey. İstersen 2-3 defa da kullanabilirsin içerisini temizleyip. Bu şekilde daha iyi. Tek kullanımlık daha iyi. Aynen öyle. Aslında en güzel özelliği şu diyebiliriz. Aynı anda herkes hem etini hem salatasını yiyebiliyor. Çünkü diğer türlü mangalın başında bir kişi bekleyecek, işte hazırlayacak. Kimi aç olacak, diğerleri doyacak falan. Öyle bir derdiniz yok. Aynı anda pişiyor. Şimdi biraz daha kalın mı koyduk abi? Fark etmiyor. Ne gelirse elimize koyuyoruz. Bazen kalın olur, bazen ince olur, bazen iki parça, bazen dört parça, tahta parçası, odun parçası koyabilirsiniz. Yani benim anladığım burada önemli olan süre. Evet, süre. Tamam. Yani çok da aşırı doldurduğu zaman yanma riski yüksek olur. Yani çok da yüksek doldurmayı en fazla 3-4 tane atabilirsiniz. Yani ben şöyle
tahta parçalarını sürekli göstereyim size. Zaten bunlar da böyle. Bazı arkadaşımız bilinçsiz bir şekilde kalın kalın odunları ta tenekenin üzerine kadar dolduruyor. Bir saat sonra açtığında tamamen kömür olarak çıkmış oluyor. Bazen hiçbir şey kalmıyor. O kadar çok aşırı yakmış oluyorlar. Evet, çok fazla olmayacak. Bilinçsiz bir şekilde bilinçsiz bir şekilde yaptıkları için rastgele yaptığı evde iki yumurta kırmasını bilmeyen insanlar tenekede tavuk yaparsa bu şekilde oluyor. Önce yumurta eğitiminden geçsinler evet. Diyorsun, doğru. Buradan tüm mangalcılara duyurulur. Ben Nihat abinin bilgilerini de videonun altına yazacağım. Kendisine ulaşıp sipariş verebilirsiniz. Nedir abi fiyat? Fiyatımız 150 lira. Tamam. Tamamen paslanmaz kromdan oluşuyor. 30 tane kancası var. 30 tane kanca 7 kiloya kadar et alıyor. Yani uğraşması çok zor olan bir malzeme. Kolay yapılan bir malzeme değil. İnce el işçiliği fiyatı, var. Fiyatı çok uygun. Her yerde aramakta bulamazsın. Yani herkes yapmaz bu malzemeyi. Özel yapım. Özel yapım. Gayet. Evet, süremiz doldu. Heyecanla hadi toplan böyle etrafında. Geç Remo. Şimdi tenekede tavuğumuzu atmak için evet, önce dilleri çekiyoruz. Çok güzel. Çektikten sonra ateşimizi söndüreceğiz. Resim duman olmasın diye. Ondan sonra resimlerimizi çekileceğiz tabii ki. Evet, heyecan dorukta. Evet, etimizi az daha sürebiliriz. Kaldır. Ama bu şimdi dönmesin. Hadi. Abi nasıl kaldıracağız? Buradan mı? Tarafa geç. Resimleri çekelim bir. Hazır. Bekle biraz bir. Bugünün anısına. Kaldırıyorum. Açıyorum. Hadi. Acun gibi. Oo, açıyorum. Büyük mü hissediyorsun Çağatay? Açıyorum. Aç. Oo. Çok iyi. Ama çek resmini. Ya. Çok iyi. Oo, süper. Tek çek resmini çek atarsın bana. Tek tek getir resim çekin. Süper ya. Vallahi efsane. Ekmek getirin. Çok iyi. Süper. Bandır şeyine. Vallahi fırında tavuk tek gibi tek olmuş ya. Hatta bir parça tadına da bakabilirsin oradan şeyine. Tadı. Teneke biraz daha kenara. Burada hazırladık. Gerçekten beklediğimiz yani istediğimiz bir şekilde oldu. Arkadaşlar şimdi şanslı mıyız abi? Alacaklar. Evet süper yani ya. Bayırıcı bayıracaklar yani her gittikleri yerde anlatacaklar. Ben yet yemedim diye. Ben kesinlikle satın alacağım. Kendim de çekerim. Şöyle söyleyeyim şu anda tabii kokuyu alamadığınız için fırında tavuk kokusu var doğru mu? Evet. Doğru mu? Doğru. Bağımsız jüri. Harika. Bakın tadına bakacağız hiç şimdi. Tadına bakacağız. Hiç kimse kokusunu hissetmeden şey yapmadan etimizi yaptık. Süper. Ortaya koyduk. Altındaki biber patates patlıcan. Bu benim. O da daha da süper. Bu benim. Gayet evet, güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bakalım. Tam fırında tavuk olmuş ha. Oo, sebzesi memlesi var ya bu. Şalgam suyu da var. Şalgam suyu da içebilirsiniz. Evet. Nasıl kardeşim? Patates. Felaket. Baharatı 10 numara. Aynen. Baharat 10 numara. Az önce ben de patatesin tadına baktım. Süper. Gerçekten de tavuğu düşünemiyorum. Tavuk, bak, tavuğu düşünemiyorum. Aynen hadi. Kavga etmeden bakalım tadına. Baksana. Oo, piştiği belli. Ver bakalım kardeşim. Elle mi? Tabağını bir parça alıyor. Koparalım. Tamam mı gitti? Evet. Zaten görüntü belli, gayet iyi pişmiş duruyor. Oo. Süper. Yani şöyle söyleyeyim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben önce başlayalım diye. Şu binde doldurmadı ben şarkı aldım. Tamamen fırında tavuk hissiyatı var. Sosu da gayet güzel olmuş. Ben çok beğendim. Oturun. Gayet güzel. Abi eline sağlık. Afiyet olsun. Tabii yavaş bir pişmesi daha da lezzetli oluyor. Bu arada yağı da çok efsane. Şöyle ekmek batırıyorsunuz. Gerçekten mükemmel. Yani eminim bunda balık da çok güzel olur. Bakayım alınca deneyeceğiz. Teşekkür ederiz. Nihat abi de. Nihat abi ellerine sağlık. Abi eline sağlık. Eline sağlık. Afiyet olsun.
Afiyet olsun arkadaşlar. Evet. Bugünlük tadı lezzeti şimdi bakabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir an önce kapatalım. Rahat rahat yiyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.